Merhaba, aradolu.com'la sohbetlere, mutfakta Hilal Vara, mutfağıma tekrar hoş geldin. Bugün seninle beraber mercimek köftesi yapacağız. Ama mercimek köftemin bir farklılığı var. Glütensiz mercimek köftesi. Mercimek köftesi aslında hepimizin bildiği gibi çok sağlıklı ve lezzetli bir anne yemeği. Ben bugün kırmızı mercimeğin içine bulgur yerine kara buğday koyarak onu gene çok lezzetli ama bulgurdan rahatsız olanların da rahatlıkla yiyebileceği bir yemek haline dönüştüreceğim. Malzemelerimiz kara buğday, kırmızı mercimek, soğan tozu, kimyon, toz kırmızı biberler, karabiber, tuz, zeytinyağı, acı biber salçası, taze soğan ve maydanoz. Kıyılmış maydanoz, taze soğan. Taze soğanı 2 dakika kadar zeytinyağında kavurursan mideyi hiç yakmıyor, haberin olsun. Yıkayıp süzdüğümüz bir ölçü kırmızı mercimeği bir ölçü suyla iyice haşlıyoruz. Kara buğdayı 2-3 saat suda beklettim kokusu gitsin diye. Haşlanan mercimeğin içine koyuyorum, demlenmeye bırakıyorum. Harcımız demlenirken sana bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Hayran olduğum bir yazar, Şebnem İşigüzel ve onun şahane kitabı Gözyaşı Konağı. Bu kitabı okumaya başlamadan önceki benle, bitirdikten sonraki ben arasında fark var. Ben çok güzel bir renk buldum, aynı rengi senin de bulacağını biliyorum. Önceden sıcak suda beklettiğim kara buğdaylar mercimeğin içinde iyice yumuşadı. Şimdi sıra en hareketli bölüme geldi. Malzemeleri karıştırıp yoğurmaya. Önce 3 tatlı kaşığı biber salçası. Burada bir püf noktası var. Kavrulmuş kuru soğan yerine aradolu.com'da bulduğum soğan tozunu kullanıyorum. 2 yemek kaşığı, lezzetinde hiçbir fark olmuyor. Şimdi ufak bir yoğurmaya başlıyorum. Eldivenle yaşadığımız dönem gereği böyle. Ve son olarak bu güzelim zeytinyağını ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Koyacağın zeytinyağı miktarıyla mercimek köftesinin yumuşaklığını ayarlayabilirsin. Ama aklında olsun, soğudukça kıvamı sertleşecek. İşte glütensiz mercimek köftem hazır. Afiyetle yiyebiliriz.
Sevdiklerimizle sağlık, mutluluk dolu günlerde sımsıkı sarılıp kucaklaşabilmek dileğiyle. Hoşça kal.